Ağacıma takacağım süsleri buraya ayırdım. Bunlar zaten Victoria's Secret olanlar. Bu iki köpeği aralara yerleştireceğim. Herhangi bir bağla falan bağlamayacağım. Direkt araya sıkıştıracağım. Bu ayıcıkları da böyle. Bunlar da Victoria's Secret'ın. Bunlar aslında mağazada satılıyor. Bunlar banyo süngeri. Fiyatları da uygun oluyor. 29 liraymış. Bu zam geldi mi bilmiyorum. Bunu ya tepeye düşünüyorum ya da yine araya asacağım. Bu şekilde sapı da var takmak için. Güzel olacağını düşünüyorum. Bunlar yine köpekler. Bunlar zaten yılbaşı ağacı süsü olarak satılıyor, ornament diye. Bende iki tane var. Bunlar da yine o ornamentlara benziyor ama bunların asma yeri yok. Bunlara bir şey düşüneceğiz ya, yine araya sıkıştıracağız ya da bir şekilde bağlayacağız. Bunları da biliyorsunuzdur, bu lip balmların yanında hediye gibi anahtarlık şeklinde veriliyor. Ben bunu koymayacağım, turuncu olduğu için görün istedim lip balmların yanında verildiğini. Bu pembesini takacağız, tema pembe olduğu için genelde. Bunları da birkaç sezon önce almıştım ben, belki 3-4 sezon önce. Bunların içinde minik parfümler var. Bunlar da yine aslında ornament şeklinde satılıyordu, ağaca takmak, hediye vermek için. İçlerinde minik parfümler var. Ben kullanmadım bunları, minikler ve bu şekilde daha hoşuma gittiği için bunları da ağaca takacağız. Bunların da 3-4 sene evvel fiyatları indirimde 15-19 lira gibi çok uygun fiyatlara geliyordu. Üstünde de 55 lira etiketi var. Ama ben çok daha uygun almıştım. Ya 15 ya 19'du fiyatları. Bunları da yine ağacımıza takacağız. Buradaki süsler ise normal klasik yılbaşı süsleri. Pembe ve gümüş rengini tercih ettim. Pembe ve gümüş rengi süsleri de araları doldurmak için kullanacağız. Başka süsleri de beraber yapacağız zaten. Onları da göstereceğim. Cam ağacımız için çok kolay bir süs yapacağız şimdi. Bunları biliyorsunuzdur. Victoria's Secret Pink'te parfüm denediğinizde bu kartonların üzerine deniyorsunuz. Hatta benimkinde de şurada bir leke var. Parfüm lekesi. Şimdi bunu minik bir cam ağacı süsü yapacağız. Ben bu delgeci Chibo'dan almıştım ama kırtasiyelerde de oluyor ve Chibo'ya da sürekli geliyor, görüyorum ben hep. Buraya kalbimizi deldik. Şimdi alt kısmına bu minik çam ağacı ve ev süslemesini ekleyeceğim. Onu şurada yapayım, biraz güç istiyor. Alta minik çam ağaçlarımızı da deldik. Şimdi bunu ağacımıza tutturmak için lonca giyelim. Minik bir fiyonk da yaptım. Bu düğümü şuraya denk getiriyorum ki kötü göze görünmesin. Bunu da buraya poligonla yapıştıracağım bu şekilde. Aynısından bir tane daha yaptım. Kurumaya bıraktım. Yapışkanları kuruyunca ağaca takacağız. İkinci süsümüze geçtik. İkinci süsümüz için ben bu boş küreleri kullanacağım. Bunları bu marka ojeler almıştım ben yılbaşında. Onların boş kutuları, sakladım bunları, atmadım. Bu şekilde açılabiliyor da içleri. Şu an bandından dolayı açamadım. Şöyle göstereyim. İçleri açılıyor. Bunları da bu Victoria's Secret'ta alışveriş yaptığınızda paketin üzerine konulan kağıtlarla süsleyeceğiz. Yılbaşı ağacı süsüne çevireceğiz. İlk olarak bu pembe leoparladan yapalım. Bu koyu renk deseni dışta kalacak şekilde elimizle içe doğru fazla karıştırmadan şu şekilde diziyoruz.
sonra bunu kremimizin içine sıkıştırıyoruz. Şöyle de kurtaralım. Üzerine de pembe fiyongumuzdan ekleyeceğiz. Temamız pembe olduğu için. Bu küreler bu arada Migros'ta falan yılbaşı dönemi hep çıkıyor. Hem de en ucuz yılbaşı süsü bunlar. Şeffaf olanları. İçine kendi istediğinizi koyabiliyorsunuz. İkinci süsümüzü de yaptık. Bu da çok tatlı oldu bence. Yine pembe asma yeri ekledim diğerlerine uyması için. Bunları şimdi bu kürelere de yapacağım. Farklı desen kağıtlarıyla Victoria'nın bu şekilde. Bahsettiğim şekilde 3 tane küre yaptım. Hepsi Victoria's poşetlerinden çıkan bu kağıtlarla, size saklayıp ne yaptığınızı bilemiyorsanız. Ben hep saklamışım bunları sevimliler diye. Şimdi bu şekilde değerlendiriyorum. Sapları da bu şekilde. Son kalan iki şeffaf kürem için başka bir şey deneyeceğiz. Bunları kenara koyalım. Bu küreyi ikiye ayırdım. Bantlarını da çıkarttım bunun. Şu şekilde koyuyorum masaya. Bu son iki şeffaf küremiz için bu strafor köpüklerden kullanacağız. Ben sırf pembe olanını bulamadım. Sırf pembesini buluyorsanız daha güzel durabilir. Bunlar çok ucuz satılıyor kırtasiyelerde. 1-2 liraya bulabilirsiniz. Nereden açılmalıydı? Burada. Biraz bunlar dağılıyor her yere. Dikkatli açmak gerekiyor. Döktüm bile her yer. İki kürenin içine de çok olmayacak şekilde biraz koyuyorum. Biraz fazla oldu o taraf. Neyse öyle olsun. Aslında pembeleri ayırabilir misiniz ama o kadar vakti kimsenin yok. Boş verelim onu. Yine bu kartlarımı çıkaracağım. Parfüm kartlarını. Bu arada sizde bunlardan yoksa bunları çok basit bir şekilde kendiniz Word dosyasında bile pembe bir arka planın üzerine yazıp basabilirsiniz. Kırtasiye de bastırabilirsiniz. Ya da A4'e bastırdığınız ince oluyorsa altına el işi kağıdı veya kartonda yapıştırabilirsiniz. Bu kartonları iyice içine ittiriyorum şu şekilde. Buna da aynısını yapacağım. Şimdi iki kremi birleştiriyorum. Bence bu da çok güzel oldu. Hem de içinde hareketli karlarımız oldu. Diğer boş küreme de bundan yapacağım. İki tane de böyle küremiz olsun. Tane böyle süsümüz oldu. Toplamda da. Beş tane küre yapmış olduk kendimiz. Yine açtığım bir boy dosyasına yapıştırdım. Hatta bu köpeğin bir boyutunu daha eklemek istiyorum. Siz istediğiniz kadar farklı boyutlarda basabilirsiniz. Bunları keseceğiz birazdan zaten. Yazdırması için dua ediyoruz şimdi ve yazdırmamız lazım. Şablonları Word dosyasında hazırladıktan sonra maalesef printer'ım basmadı. Siyah mürekkebi bitmiş. O yüzden mecburen ben de
bilgisayar ekranının üzerine A4 sayfasını yaslayıp kurşun kalemle fazla bastırmadan kenarından geçsin bu şekilde. Zaten keseceğiz, bunları kullanmayacağız. T harfini tam olarak nasıl keseceğime emin değilim. Aslında bu yılki mağazadaki dekorda da bu harfi kullanmışlar. Bunu o yüzden bastım. Bir de elimde böyle bir Pink'in poşeti var. Eski yılbaşında bunlardan veriyorlardı. Belki bunu da şablon olarak kullanırız ya da direkt ağaca bile asabiliriz. Buna karar vermedim. Kağıttan kestim bunları, çıkarttım şablon olarak kullanmak için. Şimdi de aynı şekilde Eva'dan keseceğim. Eva'yı tercih ettim çünkü zaten kalın oldukları için hani arkasına bir şey yapıştırmanıza gerek yok. Kendinden tepeye bir kurdele basıp direkt süs olarak takabilirsiniz bağlayıp kurdeleyi. Böyle bir paketi ben 11 liraya aldım. Daha ucuza da bulabilirsiniz. Kırtasiyelerde falan Eva'lar oluyor. Biz bugün bu rengi kullanacağız. Bir de sanırım pembe kullanacağız. Belki gümüş de olabilir aslında, bu renk de güzel. Ya da pembe ile beyazı mı kullansak? Bu koyu mu bizim temamız için? Bu biraz koyu galiba. Gümüşle, yok bu değil, bu beyazla bu pembeyi kullanalım. Üzerine de aynı köpeği kenarlarından geçerek çizdim. Çok öyle mükemmel çizmeniz veya kesmeniz gerekmiyor kurşun kalemle. Hani daha çok çevresini boyadım gibi düzgün çizmedim bile. Çünkü zaten kalın bir kumaş olduğu için, bu kağıt olduğu için çok da detayları aşırı önemli değil bu ayak parmakları ya da şurası. Yaklaşık bir şey çizseniz yeter. Akıldan bile çizilebilir ya da dediğim gibi eğer sizde de bu poşetten varsa, daha belki yıllarda alıp sakladıysanız Pink'ten, yine aynı şekilde bunu da koyup çizebilirsiniz. Bayağı benzemiş bence. Şimdi keselim bunu. Şimdi pembe simli Eva'dan bir küçük boyunu keseceğim. Aslında aynı boyda yapabiliriz. Ben farklı farklı olsunlar istedim. O yüzden bu sefer bir küçük boyu yapıyorum. İki tane köpek kestik. Bir beyazdan, bir de pembeden. Bir de bunlara ben minik yılbaşı şapkaları eklemek istiyorum. Şimdi onu yapalım. Thank you.
buradaki pink köpeğini de çıkartmaya karar verdim. Bir de bununla bir şeyler yapalım. Süs. Artık ağacımız zaten dolmaya başladı. Çok büyük bir ağacımız da yok. Bunu çıkarttım. Bunun bacakları biraz katlanmış aslında. O yüzden şey yapıyorum. Şimdi de buradan çıkaracağız bir tane de pink köpeği. Poşeti şu şekilde kabarttım. Şu ön kapağını keseceğim önce. Köpek nerede olsun? Diyorum. Puantiyeler acaba tam içine mi denk gelse böyle mi yapsak? Yoksa kafasına puantiye gelmese mi böyle mi yapsak? Şöyle tam ortalayıp yapacağım. Bunu da çıkartmak istiyorum çünkü. Pembe köpeğimiz hazır. Oldu. Bir de ben buradaki minik pinki de kesmek istedim. Bu da çok sevimli duruyor. Onu da keselim. Parçayı da buraya yapıştırmaya karar verdim. Bence daha güzel duruyor. Bu şekilde yapacağım onu da. Oraya sadece yapıştıracağım. Uhu veya pirikte de yapıştırabilirsiniz. Ben peligon kullanıyorum. Aslında peligon biraz fazla güçlü böyle bir şey için ama evde bu vardı. O yüzden peligon kullanıyorum. Şimdi size yine sırf poşetle yapabileceğiniz çok basit bir süs göstereceğim. Onun için yine bu ön kapağını kestiğim poşetimi alıyorum. Bu sefer bu yandaki pink yazılarını çıkaracağız. Bu kestiğim iki parçayı birbirine bu şekilde yapıştıracağım. Üzerine ağırlık koyup kurumaya bırakacağım. Bu P harfiyle de bir süs yapmaya karar verdim. Olacak mı hiç bilmiyorum. Şu anda ilk kez deneyeceğim. Düşündüm ki önce dış katmanını bundan keselim. Sonra bunu kesip iç katmanını başka renkten kesip bakalım. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Yanlışlıkla baş aşağı yaptığım için baştan yapacağız. Yani ne gerekiyormuş? Baş aşağı koyup çizmemiz gerekiyormuş. Yaptığım şey her sefere bir katmanını kestim P harfinin. Bir pembe, bir beyaz kağıttan da yeni kestiğimi, yeni oluşturduğum şablonu çizip kesiyorum. Şimdi neredeyse en içe geldik. Sondan bir önceki katmandayım. Bunu da keseceğim. Ondan sonra en içi kesip yapıştıracağız. Uğraştığım
yaklaştıran aslında bu oldu ama kenarları düz ve köşeli kesildiği için çok kolay kesmesi. Şimdi bunun da katmanlarını üst üste yapıştıracağız. Bu da bitmiş olacak. Arada biraz geç saat çektiğim için videoyu hava karardı, farkındayım. Işık farkı oluştu biraz. Ama yapabileceğim bir şey yok. Işık açınca da gölge düşüyor. O yüzden böyle bırakmaya karar verdim ben de. Yani ışık farkının farkındayım biraz. Tek yaptığım arkasına yapışkan sürüp bir üstteki kata onu yapıştırmak. Ben peligom ıslak yapıştırıcı kullandığım için siz de göreceksiniz. Alt katı biraz görünür yaptı. Bu da siz spiritle yapıştırırsanız hiç görünür olmayacak. Ben şu anda tekrar yapmaya üşendiğim için böyle idare edeceğim. Bunun da burasına bir tane delyeç veya elimizle delik delip kurdele bağlayıp ağacımıza asacağız. Neleri ağacımıza takacağımıza karar verdik. Kendimiz süsleyimizi de yaptık. Artık en eğlenceli kısmı süsleme kısmına geldik. Şimdi bunların hepsini ağacımıza takacağız. Neredeyse unutuyordum. Bu yapıştırdığımızı da iki katlıyken keseceğiz. Böylece ne iki tarafı da tam eşit olmuş olacak. Işık açıkken daha mı iyiymiş aslında ya? Boşuna mı size karanlıkta çektim hepsini? Bu çift taraflı pink kartonumuzun üzerine de yine delgeçle ben bir delik açacağım. Umarım ortada ve yanlış yerde değildir diyerek deliyorum. Delgeçle üzerine delik deldim. Bunu normalde kitap ayracı olarak falan da kullanabilirsiniz. Çok basit yaptık. Poşetin yanlarını kestik sadece. Şu anda mayılbaşı ağacı süsü yapacağız. Yine diğer süslere de kullandığım aynı pembe kurdelemden bir bağ yaptım. Ben dayanamadım, yine buna da fiyonk bağladım. Hem bu buradaki düğümü saklamış oluyoruz hem de bence daha güzel duruyor. Bu gördüğünüz gibi, dediğim gibi, yapıştırıcı daha da kötü oldu. Peligom kullanmayın ince kağıtla yapıyorsanız, ama bunlarda hiçbir şey olmadı. Ve şapka falan da güzel yapıştı, yani düşmüyorlar. Bunlara da buradan delik vereceğim. Ve yine aynı şekilde böyle pembe kurdele takıp ağacı süsleyeceğiz birazdan. Süslememiz bitti. Benim çok hoşuma gitti. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana sorularınız varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Ve şimdiden hepinize mutlu yıllar.